Tonguç Kampüs'ten herkese merhabalar. Bugün TYT Fizik kampımızda 3. dersimizi gerçekleştireceğiz. Konumuz ısı, sıcaklık ve genleşme. ÖSYM'nin her yıl hiç atlamadığı konu başlıklarından bir tanesi. Bu yüzden çok çok önemli bir konu başlığımız. Oldukça da detaylı, geniş ve uzun bir konu aslında. Konuyla ilgili tüm detayları ders anlatımımızda bulabileceksiniz. Dersimizi gerçekleştirdikten sonra yine Kamp Plus kitabımızdan ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Sayfa 41 ve 54 arasındaki tüm sorulardan sorumlusunuz gençler. Ödevlerimizi yaptığımızda hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Hazırsanız dersimize başlayalım. Müzik Evet gençler Eylül ayı programımızı tekrardan hatırlayalım. Bugün 28 Eylül çarşamba günü fiziğin Eylül ayındaki son dersiyle sizlerle birlikteyiz. Konumuz ısı sıcaklık ve genleşme. Bu ay basınç ve kaldırma kuvveti konusunu da gördük. Her ikisi de çok çok önemli konular. Mutlaka birer tane soru gelmesini beklediğimiz konular. Aslında bu ayki çalışmamızda fizikte 7 soruda 2 tanesini cebimize koymuş olduk. Isı sıcaklık ve genleşme konusuna başlamadan önce tabii ki de her zamanki gibi konu başlıklarımızı hatırlayalım. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını ilk önce çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bunların tanımlarıyla ve birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili sorular deneme sınavında da gerçek sınavda da karşımıza mutlaka çıkacak. Sıcaklığı ölçeceğiz. Daha sonra termometre çeşitleri ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Isı miktarının ölçülmesinden öz ısı, ısı sahası gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında hal değişimi sırasında neler yaşanıyor bunlardan bahsedeceğiz. Isı enerjisini aktarma yolları, ısıl denge, ısı enerjisi, iletim hızı, küresel ısınma ve genleşme ile konularımızı tamamlamış olacağız. Tabii ki de bu konular bittikten sonra ÖSYM'nin sorduğu sorunun çok çok benzerini sizlere tekrardan çözeceğim. Oldukça kolay gelecek. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki bu konu anlatım videosunu çok iyi, çok dikkatli bir şekilde dinleyin. ÖSYM benzeri sorumuzu da rahatlıkla çözüyor hale geleceğiz. Hatta bugünkü dersimizde bir sürpriz ÖSYM benzeri iki tane sorumuz var. ÖSYM menin sorduğu sorulara çok çok benzer. Hatta ben her zaman bir tık daha böyle zorunu yazmaya çalışıyorum. Bu yüzden bu soruları çözdüğümüzde ÖSYM'yi daha iyi anlamış olacağız. İç enerjiyle dersimize başlayalım. İç enerji kavramını öğrenelim önce. Bir maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına biz iç enerji diyoruz. İç enerji deyince aklımıza taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı gelecek. Yani bakın burada gördüğümüz her bir taneciğin dönme, öteleme, titreşimden kaynaklanan kinetik ve potansiyel enerjileri vardır. Bu kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına biz iç enerji diyoruz. İç enerji ile ilgili bakın gençler çok önemli. Ölçülemez sadece kıyas yapılabilir. Yani iç enerjiyi ölçmek için bizim bir aletimiz yok. Yalnızca azdır çoktur diye kıyas yapabiliyoruz. Maddenin kütlesi artarsa iç enerji de artar. Neden? Çünkü basit bir kavram aslında iç enerji buradaki taneciklerin Kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Daha çok tanecik demek, daha çok kinetik ve potansiyel enerji demektir. Bu yüzden maddenin kütlesi yani miktarı arttığında tabii ki de iç enerjisi de artacaktır. Isı alan maddelerin iç enerjileri artar ve ısı alışverişi olduğunda mutlaka iç enerjide bir değişiklik meydana gelir. Bakın buralara özellikle ünlem işaretleri koydum. Bunlar soru bankalarında iç enerji ile ilgili karşımıza çıkan en önemli yorumlardır. Bunlara çok çok dikkat edin. İç enerji ile ilgili genellikle 1 2 3'lü Öncüllü sorular karşımıza çıkıyor ve bu öncüllerin içerisinde de mutlaka şu bilgileri görürsünüz gençler. İç enerji dediğimiz kavram kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Ölçülemez, sadece kıyas yapılabilir. Kütle yani madde miktarı arttığında iç enerjide artar. Isı alan maddelerin iç enerjisi artar. Bir ısı alışverişinden söz ediyorsak mutlaka orada iç enerjide bir miktar değişiklik olur. Bakın bu yorumlara çok dikkat edelim. Şimdi ısı kavramından bahsedelim. Isı kavramı ama bizim günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kavram ancak ne yazık ki yanlış kullandığımız bir kavram. Isı dediğimiz kavram aktarılan transfer edilen enerjidir. Yine ünlemimizi koyalım. Önemli. Şimdi ısı kavramını daha iyi anlatalım. Burada sol tarafta bir sıcak madde var. Sağ tarafta ise bir soğuk madde var. Bu sıcak madde ile soğuk madde birbirine temas halinde olduklarında ne olacaktır? Bir süre sonra bu adamların sıcaklıkları eşitlenecek. Yani denge sıcaklığına ulaşacaklar. İşte sıcaklıklar eşitleninceye kadar sıcak olanın soğuk olana aktardığı enerjiye ısı denir. Bakın ısı ile ilgili en doğru tanımlamamız budur. Isı aktarılan, transfer edilen enerjidir. Sıcak ve soğuk madde birbirine temas halinde olduğunda sıcak olanın soğuk olana aktardığı enerjidir. Sıcaklıklar eşitlensin diye bu adamın sağdakine aktardığı enerjiye ısı denir. Isı dediğimiz kavram iç enerjideki değişimdir. Kalorimetre kabı dediğimiz bir alet var bununla ölçülür. Birimi enerji olduğu için jul veya kalori ile ifade edilir. Bakın burada bir bir ekstra bölümümüz var. Burası çok önemli. Buna çok dikkat edin. Çünkü ısı sıcaklıkla ilgili sorular genellikle karşımıza yorum olarak çıkıyor. Ve bu yorumları doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kavramlara dikkat edelim. Bakın biz ısı ile ilgili neyden bahsettik? Aktarılan, transfer edilen enerjiden bahsettik, değil mi? Isı dediğimiz kavram aktarılan, transfer edilen enerjidir. Şimdi senin enerjiyi aktarman için, transfer edebilmen için iki tane sisteme ihtiyacın var, öyle değil mi? Birinden diğerine sen enerji transfer edeceksin. Bu yüzden tek başına bir cismin ısısından bahsedemezsin. Örneğin kalemin ısısı böyle bir kavram yok, suyun ısısı böyle bir kavram yok. İşte ısı azdır. Onun ısısı bundan düşüktür. Bunun ısısı şundan daha çoktur. Bunların hepsi yanlış kullanımdır. Yani seçeneklerde, öncüllerde böyle kelimeler görüyorsanız ısı azdır, ısı çoktur, ısı büyüktür, ısı küçüktür ya da tek başına bir maddenin ısısından bahsediyorsa, kalemin ısısından, suyun ısısından, Ahmet'in, Mehmet'in ısısından bahsediyorsa bu yanlış kullanımdır. Daha öncülün devamını okuma bile direkt oraya çarpı işaretini koy, sen yanlışsın de geç. Isı ile ilgili çok dikkat ediyoruz. Tek başına böyle kalemin suyun ısısı diye bir kavram yoktur. Orada senin bahsetmek istediğin kavram sıcaklıktır. Yanlış kullanım yapıyorsun. Dikkat et. Şimdi bir sonraki konu başlığımıza bakalım. Bir sonraki konu başlığımız ise sıcaklık. Sıcaklık ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. Bak çok dikkat et buraya da. Eğer sana derse ki sıcaklık ortalama kinetik enerjidir. Hayır. Yanlış ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür, bir göstergesidir sıcaklık. Termometre ile ölçüyoruz ve birimi kelvindir. Bakın zaten sıcaklık bir enerji olsaydı birimi kelvin olmazdı öyle değil mi? Birimi jül olurdu veya kalori olurdu. Sıcaklık bir enerji değildir. Sadece kinetik enerjinin bir ölçüsü bir göstergesidir. Sakın hata yapmayalım buraya dikkat ediyoruz. Sıcaklıkla ilgili kafamızda karışıklık olmasın. Şimdi kullanım amaçlarına göre bazı termometreler var. Bunlardan bahsedelim. Sıcaklığı öğrendik. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Ancak tek bir tane termometre yoktur. Tek bir çeşit termometre yoktur. Kullanım amaçlarına göre bir sürü termometreler vardır. Şimdi bunlardan bahsedelim. Sıvılı termometreler. Sıvılı termometrelere verilebilecek en en basit örnek hasta termometresi ya da duvar termometresidir. Hasta olduğumuzda koltuğumuzun altına koyduğumuz termometre ya da evlerimizde duvarımızda asılı olan termometre. Bunların hepsi sıvılı termometrelerdir. Peki bunlara niye sıvılı termometre denmiş? Bakın şuraya dikkat edin. Kırmızı ile belirtilen bir yer var burada. Burada bir sıvı var. Genellikle civa ya da alkol kullanılır. Buradaki civa ya da alkol sıcaklık arttığında genleşir. Yani boyutunu büyütür. Böyle yukarılara doğru gider. Biz de yukarıdaki sayının değerine göre sıcaklığı ölçmüş oluruz. Sıcaklık düştüğünde ise ne olur? Büzüşür buradaki sıvı. Yani küçülmeye başlar. Biz de aşağı aşağı taraftaki sıcaklık değerlerini ölçmeye başlarız. Yani tamamen genleşmeye dayalı bir prensip var burada. Sıvılı termometrelerde alkol ve civa kullanıldığı için buradaki haznenin içerisinde buna sıvılı termometre denilmiştir. Hasta termometresi, duvar termometresi bunların hepsi sıvılı termometrelerdir. Şimdi... Metal çiftli termometrelere bakalım. Metal çiftli termometreler çok yüksek sıcaklık değerini ölçerler. Çok yüksek sıcaklık değerini ölçtüğü için fırın, taş ocağı, maden ocağı gibi sıcaklığın çok yüksek olduğu yerlerde kullanılır ve metal çiftli termometrelerde ise metallerin genleşmesi kullanılır. Metallerin genleşmesinden faydalanarak sıcaklığın ölçülmesi hesaplanır. Örneğin bakın burada iki tane metal var öyle değil mi? Bu iki tane metal şu anda birbirine perçinlenmiş. Sıcaklık arttığında ne olacaktır? Bu adamlar boyutlarını büyütecekler. Bir tanesi diğerine göre boyutunu daha çok büyütecek. O aradaki fark bizim sıcaklığı ölçmemizi sağlayacak. Gazlı termometrelere bakalım. Gazlı termometreler hassas ölçüm yaparlar. Çok düşük sıcaklıkları ölçebilirler. Küsüratları bile ölçebilirler. Ve gazların genleşmesi kullanıldığı için buradaki termometrelerde biz bunlara gazlı termometreler deniriz. Dijital termometreler. Dijital termometreler bizim pandemi döneminde kullandığımız termometrelerdir. Bunlara Kızıl ötesi termometreler de denir. Bakın aklınızda bulunsun. Kızıl ötesi termometre, dijital termometre bunların çalışma mantıkları aynı. Hemen onlardan bahsedelim. Bakın burada pandemi döneminde sıklıkla görmüştük zaten. AVM'lere girişte, okula girişte öyle değil mi? Toplu hareket ettiğimiz yerlerde bu tabancayı gördük. Bu tabanca ne yapıyordu? Vücudumuzun sıcaklığını ölçüyordu öyle değil mi? Vücudumuzun sıcaklığını nasıl ölçüyor? Vücudumuzun etrafa yaydığı rengi ölçüyor aslında. Bakın sıcaklık arttığında cisimlerin renkleri de değişir aslında. Mesela bir demirci ustasını düşünün. Demiri ısıtmaya başladığında ne olur? Demirin bir süre sonra rengi değişmeye başlar. İşte sarı, kırmızı, turuncu, mavi gibi renkler görmeye başlarız. Bu demirin sıcaklığının arttığını gösterir. Yani Cisimlerin, maddelerin sıcaklıkları arttığında etrafa yaydıkları ışığın rengi değişir. Bizim de şu anda vücut sıcaklığımıza göre etrafa yaydığımız bir ışık var. İşte bu makine o ışığın rengini ölçüyor ve o renge gelen sıcaklık değeri, o renge karşılık gelen sıcaklık değeri buradaki dijital ekranda okunmuş oluyor. Termometrelerin duyarlılığı nedir peki? Termometrenin duyarlılığı dediğimiz kavram biz bunu sıvılı termometreler için yapacağız sadece çünkü günlük hayatımızda bizim en çok karşımıza çıkan sıvılı termometredir. Sıvılı termometrenin daha duyarlı olması için yani daha iyi ölçüm yapabilmesi için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yaparsak bir sıvılı termometreden daha iyi verim alırız bunlardan bahsedelim. Öncelikle sıvı haznesi büyük olmalıdır. Bakın şuradaki hazne ne kadar büyük olursa burada genleşme o kadar iyi olacaktır. Çünkü bu termometrenin çalışma prensibi nedir? Genleşme. Sıcaklık arttığında buradaki sıvının böyle boyutunu büyütmesi, bizim de yukarıdaki sıcaklık değerlerini okumamız, sıcaklık azaldığında ise boyutunu küçültmesi, bizim de aşağıdaki sıcaklık değerlerini okumamız. Termometrenin yani sıvılı termometrenin çalışma prensibi bu şekilde. Sıvı haznesi büyük olursa genleşme daha iyi olur. Bu yüzden sıvı haznesinin büyük olması bizim daha iyi bir termometre üretmemizi sağlar. Kılcal borunun kesit alanı küçük olmalı. Neden? Çünkü burada kesit alanı küçük olduğunda sıvının yukarıya aşağı ilerlemesi daha kolay olur. Kılcallıktan hemen hatırlayın. Bu yüzden kesit alanının küçük olması gerekir. Sıvının genleşme katsayısı büyük olmalıdır. Evet, sıvı burada güzel bir şekilde genleşecek ki ben de buradaki sayısal değerleri daha güzel bir şekilde okuyabileyim. Termometrenin bölme sayısı fazla olmalı. Evet termometrenin bölme sayısı fazla olursa ne olacaktır gençler burada? Biz ara değerleri küsüratları bile okuyabileceğiz. Ve son olarak şunu da söyleyelim. Bu termometrenin dışında bir cam görüyoruz öyle değil mi? Bu camın genleşmesi küçük olmalıdır. Eğer camın genleşmesi de büyük olursa hem sıvı genleşir hem cam genleşir ben hiçbir şey ölçemem. Bu yüzden dışarıdaki camın genleşmesinin mutlaka daha küçük olması gerekir. Şimdi Şimdi termometri çeşitlerinden bahsedelim. Bizim müfredatımızda bilmemiz gereken Kelvin, Celsius ve Fahrenheit termometreleri vardır. Bu termometreler bizim bilmemiz gereken termometreler. Bunun dışında da bir sürü termometre vardır. Hatta biz de kendi ismimizde Ali termometresi, Ahmet termometresi gibi termometreler de üretebiliriz. Kelvin uluslararası birim sisteminde zaten sıcaklığın birimi. Burada Kelvin amcamızın da tabii ki de kendisine ait bir termometresi vardır. Celsius bizim ülkemizde kullanılan, Fahrenheit yine Avrupa'da kullanılan bir termometre çeşididir. Burada ne yapıyoruz biz? Suyun donma ve kaynama noktalarını belirliyoruz. Daha sonra bu donma ve kaynama noktaları arasını parçalara bölüyoruz. Ve bu sayede bir termometre üretmiş oluyoruz. Bakalım buraya aralarında bir ilişki var çünkü bu ilişki ile ilgili sorular geliyor. Celsius bölü 100, Fahrenheit eksi 32 bölü 180, Kelvin eksi 273 bölü 100 diye bir denklem var. Ve son olarak herhangi bir termometrenin x değeri eksi o oh, herhangi termometrenin donma noktası bölü kaynama noktası eksi donma noktası arasındaki fark. Bu sağ tarafa dikkat. Şimdi tek tek buradaki yazılan denklemlerde ne söylenmek istiyor buna bakalım bir. Mesela atıyorum soruda bize Celsius'tan Fahrenheit'e geçmemiz isteniyor. Ne yapacağız? Celsius'un değerini buraya yazacağız. Sadece şu iki denklemi kullanacağız. Bakın Celsius'tan Fahrenheit'e geç diyorsa bu geriye kalanları kullanmana gerek yok. Sadece şu ikisini kullanman yeterli. Celsius'u yerine yazarsın. Buradan içler dışlar çarpımı yapıp Fahrenheit'i çektiğimizde ne yapmış oluyoruz? Celsius'un Fahrenheit cinsinden değerini hesaplamış oluyoruz. Veya Celsius ve Kelvin arasındaki geçiş oldukça kolay. Celsius'a 273 eklediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kelvin'i hesaplamış oluyoruz. Veya Kelvin'den 273 düştüğümüz zaman Celsius cinsinden değerini hesaplamış oluyoruz. Gençler hiç merak etmeyin. Bunlarla ilgili ben bir sürü sorular yapacağım. Celsius'tan Fahrenheit'e geçeceğiz. Fahrenheit'ten Kelvin'e geçeceğiz. Birbiri arasındaki dönüşümlere bakacağız. Daha sonra bir de şöyle sorular var. Bir diyor X termometresi, bir Y termometresi diyor sorularda. X ve Y termometresi olduğunda bu dönüşümleri nasıl yapacağız? Onların hepsinden yine soru çözümünde ben oldukça fazla bahsedeceğim. Yani bu videoda biz konu anlatımına dair konuyla ilgili bilmemiz gereken tüm bilgileri fazlasıyla öğreneceğiz. Soru çözüm videosunda da karşımıza çıkabilecek tüm soru tiplerini göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi dikkat etmemiz gereken bazı kavramlar var. Tekrardan onun üzerinde duralım. Sıcaklıkla ilgili yorum yaparken sıcaklığın SI birim sistemindeki biriminin Kelvin olduğunu unutmuyorsun. Bu yüzden yorumunu yaparken Kelvin termometresine göre yapman gerekir. Yani sen 40 Kelvin 20 Kelvin'in iki katıdır diyebilirsin. Çünkü burada kullandığın kavramlar ne? Kelvin cinsinden. Burada herhangi bir problem yok. Ancak 40 santigrat derece 20 santigrat derecenin sıcaklık olarak iki katı değildir. İki katıdır. Yorumunu kesinlikle yapamazsın. 40 santigrat derece 20 santigrat derecenin sıcaklık olarak iki katı değildir. Yani şöyle yapalım. Çok daha basit olsun. Biz ne yapıyorduk? Celsius'tan Kelvin'e geçerken 273 ekliyorduk öyle değil mi? Mesela elimizde 10 santigrat derece var. Kaç yapar bu? 283 Kelvin yapar öyle değil mi? Elimizde 20 santigrat derece var. Ne kadar yapar bu? 293 Kelvin yapar. Sıcaklığa ile ilgili konuşurken mutlaka Kelvin'e göre konuşmamız gerekir. Bak buraya 20 onun iki katıdır gibi görüyor olabilirsin ama kelvine çevirdiğimizde 293 283'ün iki katı falan değildir. Bu yüzden sıcaklıkla ilgili iki katıdır, yarısıdır, çeyreğidir, şu kadar fazlasıdır falan gibi yorumlar yapıyorsak mutlaka kelvine çevirip kelvine göre yorumumuzu yapıyoruz. Eğer yaptığımız yorum Kelvin'e çevirdiğimizde tutarlı değilse kesinlikle öyle bir yorum yapamazsın. Kelvin mutlak sıcaklıktır ve bizim evrende teorik olarak kabul ettiğimiz en düşük sıcaklık değeri 0 Kelvin'dir. Sen 0 Kelvin'in altında bir sıcaklık değeri ölçemezsin. Bundan dolayı Kelvin 0'ın altında olmaz. Kelvin negatif olmaz. Kelvin'de derece kavramı yoktur. Yani şuraya yazalım. Eksi 3 Kelvin böyle bir şey yok. Eksi 7 Kelvin böyle bir şey yok. Veya 7 santigrat kelvin ya da 7 derece kelvin böyle bir kavram yok. Bunların hepsi yanlış kullanımdır. Kelvinde derece kavramı olmaz. Kelvin sıfırın altında olmaz. Negatif gösteremezsin. Tamam mı? bunların hepsi yanlış kullanımdır. Sorularda özellikle bunlardan bahsediyor sana soruda 40 santigrat derece 20 santigrat derecenin 2 katıdır falan gibi bilgi söylüyorsa direkt üzerini çiz yanlış. Kelvin'i sıfırın altında gösterdiyse okuma bile devamını yanlış. Kelvin'de derece kavramını kullandıysa devamını okuma bile yanlış kullanımdır. Aman diyeyim buralarda hata yapmayalım. Şimdi öz ısı dediğimiz kavrama bakalım. Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için verilmesi gereken ısı enerjisi miktarına biz öz ısı diyoruz ve öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Yani bir maddeyi diğerinden ayırmamızı sağlayan bir özelliktir. Öz ısıları farklı olan maddeler için gönül rahatlığıyla bunlar farklı maddelerdir diyebiliriz. Peki burada bir tanım yaptık. Yani niye böyle bir tanım yaptık? Bundan bahsedelim önce. Yani saf bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için vermem gereken enerji, öz ısı. Ben bunu niye bilmek zorundayım? Ondan bahsedelim. Mesela elimizde Diyelim ki bir madde var. Bu madde bir kalem olsun. Bu kalemin sıcaklığını atıyorum 10 santigrat derece değişmek için ne kadar ısı enerjisi vermem gerekiyor? E ne yapacağız? Düz mantık değil mi? Isı enerjisi e, kalorimetre kabıyla ölçülür. Bir kalorimetre kabı sistemi kuracağız ve bu adama ne kadar ısı enerjisi vermemiz gerektiğini hesaplayacağız. Sonra sana dediler ki başka bir tane kalem var. Bu adamın sıcaklığını 10 santigrat derece değişmek için ne kadar bizim ısı enerjisi vermemiz gerekiyor? Sen tekrar gittin bir kalorimetre kabı sistemi kurdun. Tekrardan bununkini hesapladın. Sonra kalktılar geldiler sana dediler ki buradaki mouse'un sıcaklığını 10 santigrat derece değişmek için ne kadar enerji vermemiz gerekiyor? Sen yine gittin kalorimetre kabını kurdun. Deneyini yaptın. Ya biz böyle her defasında deney mi yapacağız? Hayır tabii ki de. Ne yapmış adamlar? Her maddenin öz ısısını belirlemiş. Yani tahta için, demir için, bakır için bu adamların bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değişmek için benim ne kadar enerji vermem gerekiyor bunları belirlemişler. Bir tablo yapmışlar. Daha sonrasında ise sen eğer iki gramının değişmek istersen ne yaparsın? Bunu iki ile çarparsın. Atıyorum elimizde bir demir var tamam mı? Demirin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değişmek için sen Q kadar enerji vermen gerekiyorsa sana 2 gramını 1 santigrat derece değiş dediklerinde gidip de kalorimetre kabı kurmazsın değil mi dersin ki ya hocam buna da 2 çu gerekir dersin. Yani buna göre bir oranlama yaparsın. Burada kütlenin değeri arttığında veya değiştirmen gereken sıcaklık değeri arttığında buna göre bir oranlama yapabilirsin. İşte bu yüzden bizim öz ısı değerlerini bilmemiz gerekiyor. Yani her madde için demir için, tahta için, bakır için zaten günlük hayatımızda bizim karşımıza çıkan cisimler, değil mi? Çoğu benzer şeylerden üretiliyor. Ya demir görüyorsun, ya bakır görüyorsun, ya biraz daha farklı metaller görüyorsun. Bu adamların hepsinin biz öz ısısını yani 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değişmek için ne kadar enerji vermemiz gerektiğini bilirsek 2 e, gram sorulduğunda 5 gram sorulduğunda da ona göre oranların bu işin içinden çıkarım ben zaten. Peki öz ısıyı bilmek ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsedelim. Öz ısı yüksek olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek zordur. Adamın öz ısı yüksek bu kaliteli madde bu adamın sıcaklığını değiştirmek zor. Senin verdiğin ısı enerjisine hemen boyun eğmez. Hemen bir şeyleri kabul etmez. Sıcaklığını zor değil değiştirir. Mesela burada kaplara bakıyoruz. Kaplara baktığımızda aynı miktarda bunların hepsi. Su var, zeytinyağı var ve alkol var öyle değil mi? Kaplarda baktığımızda farklı maddeler var. Hepsinin miktarları aynı. Bunlara eşit miktarda ısı verildiğinde yani hepsinin altına bir tane mum yaktım. Bu adamlara eşit miktarda ısı verildiğinde sıcaklığı en çabuk olarak kimin değişir? Tabii ki de 0.41 ile alkolün değişir değil mi? Çünkü bu adamın öz ısısı en düşüktür. Daha sonra 0.47 ile zeytinyağı sıcaklığını değiştirmesi en zor olan kimdir? Tabii ki de sudur. Yani öz ısının değeri arttığı zaman o maddenin sıcaklığını değiştirmek zorlaşıyor. Hadi sıcaklığını arttırayım senin dediğim zaman adam sana karşı direniyor, mücadele ediyor. Sıcaklığını değiştirtirmiyor. Burada bunu bilmemiz gerekiyor. Öz ısı yüksek olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek zor. Burada aynı miktarda su, zeytinyağı ve alkol var. Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında en çabuk alkolün sıcaklığı değişir. En zor suyun sıcaklığı değişir. Bu da öz ısı ile alakalı bir kavramdır. Şimdi ısı sahasına bakalım. Saf bir maddenin m gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için ona verilmesi gereken ısı enerjisi miktarına biz ısı sığası diyoruz. Isı sığasında bakın biraz önce anlattım aslında ne dedik biz? İşte bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek istiyorsak ne yapıyorduk biz? Atıyorum bu adama C kadar enerji veriyorduk değil mi? Buna öz ısı demiştik. Sen bir gram değil de 2 gramı 1 santigrat derece değişmek istersen 2C olur. 3 gramı 1 santigrat derece değişmek istersen 3C enerji vermen gerekir. E genel bir şey söyleyelim. M gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek istersen o zaman, o zaman bu adama senin MC kadar enerji vermen gerekecektir. Yani ısı sahası dediğimiz kavram M kadar gramın sıcaklığını 1 santigrat derece değişmek için bizim vermemiz gereken ısı enerji miktarıdır. Şimdi şekillere baktığımızda burada M kütleli bir su görüyoruz. Sağ tarafta ise 4 M kütleli bir su görüyoruz. Öyle değil mi? Bu sulara baktığımızda bu adamlar aynı cins maddeler fakat bunların miktarları farklı. Miktarlar farklı olduğu zaman bu adamların sıcaklık değişimi hangisinde zordur, hangisinde kolaydır buna neye göre karar vereceğiz? Tabii ki de ısı sahasına göre karar vereceğiz. Yani maddelerin cinsleri aynı miktarları farklı ise ne yapıyoruz biz ısı sığasına bakıyoruz. Burada kütlesi fazla olanın sıcaklığını değiştirmek zordur. Örneğin elimizde bir kettle var. Şöyle çizmeye çalışalım. Kettle'ın değil mi üzerinde böyle hacim değerleri yazılır. Diyelim ki bu kettle'ın biz içerisine böyle azıcık miktarda su koyduk ve kaynatmaya başladık. Ne olur? hemen kaynar. Değil mi? Yani çok fazla beklemezsin. Fişe taktın, düğmeyi bastın. Hemen bu adam kaynamaya başlar. Ancak kettle'ı böyle ağzına kadar doldurursan ne olur? Sıcaklığını değiştirmek zordur. Böyle içeri gidersin birazcık bir televizyona bakarsın sonra gelirsin dersin ki bu adam kaynamış mı? Daha ne kadar daha sürecek? Yani biraz daha uzun sürer bu işlem. Bu yüzden kütle miktarı arttığı zaman sıcaklığı değişmekte de zorlaşıyor. İşte bu ısı sahası ile alakalı bir kavramdır. Yani sıcaklığı bizim zor değiştirmemiz ya da kolay değiştirmemiz sadece maddenin cinsine bağlı değildir. Maddenin miktarına da bağlıdır. Maddenin miktarı fazla olduğunda sıcaklığını değiştirmek ne oluyor? Zorlaşıyor. Hemen aklınıza bir kettle dolusu su, bir de kettle'ın az bir miktarında su var. Bu iki örneği getirmeyi unutmayın. Şimdi ısı miktarının ölçülmesinden bahsedelim. Sıcaklığın ölçülmesiyle ilgili değil mi? Termometrelerden bahsettik. Termometre çeşitlerine baktık, termometrenin kullanım alanlarına baktık. Şimdi ısı miktarının ölçülmesine bakıyoruz. Isı miktarı nasıl ölçülür? Eğer hal değişimi yoksa bizim çok böyle meşhur olan bildiğimiz bir denklem var. Yani macit formülünü kullanıyoruz. mc delta t ile hesaplıyoruz. Burada m dediğimiz olay kütle, c öz ısı biraz önce gördük. Delta T ise sıcaklık değişimidir. Q ise bizim transfer ettiğimiz ya da işte alınan veya verilen ısı enerjisi miktarıdır. Yani m kütleli bir cismin sıcaklığını delta T kadar değiştirmek istiyorsak bizim ona Q kadarlık bir ısı enerjisi vermemiz gerekir veya almamız gerekir. Buraya bakalım şimdi grafiğe. Sıcaklık ve ısı grafiğine bakıyoruz. Burada tabi hal değişimi yoksa demişiz. Hal değişimi yoksa ısı enerjisi arttığında ne olacaktır? Sıcaklık da bununla beraber düzenli bir şekilde artacak. Buradaki alfa, tanjant alfa bize ısı sahasını söyler. Yani MC'yi söyler. Isı sahasının da MC olduğunu unutmayalım. Buraya yazalım. Özetle hal değişimi yoksa bir maddeye ısı verdiğimizde ne olacaktır? Sıcaklığı da böyle düzenli bir şekilde artış gösterecek. Sıcaklık artışı, sıcaklık değişimi olduğu için de ne yapacağız biz? Q eşittir MC delta T denklemini kullanacağız. Fakat hal değişimi varsa ne olacak ona bakalım şimdi. Hal değişimi olduğunda sıcaklık sabittir. Hemen ortaokul bilgilerimizi 9. sınıf bilgilerimizi tekrardan bir hatırlayalım. Eğer hal değişimi varsa sıcaklık sabittir. E sıcaklık sabitse sen MC delta T'yi kullanamazsın. Çünkü sıcaklık sabit olduğu için delta T yerine sıfır yazman gerekir. O zaman denklem patlar burada hiçbir şey bulamazsın. Hal değişimi varsa Q eşittir ML formülü. Buna da ML diyorlar akılda daha kolay tutmak için. Q eşittir ML formülünü kullanıyoruz. Q eşittir ML formülüne göre M kütledir. L ise hal değiştirme ısısıdır. Yani bir gramının hal değişmesi için ne kadar ısı enerjisi verilmesi gerekiyor L'dir. 2 gramı için 2L, 3L, 4L, m gramı için ne diyeceğiz? mL şeklinde bunu ifade edeceğiz. Q da hal değiştirmesi için alınan veya verilen ısı enerjisi miktarıdır. Isı miktarı ölçülürken gençler dikkat ediyoruz. Eğer hal değişimi yoksa ne olacaktır? Orada sıcaklık değişimi vardır. Kullanacağımız denklem macit eğer hal değişimi varsa sıcaklık sabittir. Bu yüzden maciti kullanamazsın. Kullanacağımız denklem nedir? Emel denklemidir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi hal değişimi kavramından bahsediyoruz. Hal değişimine baktığımızda burada katıdan sıvıya, gaza, plazmaya daha sonrasında bunların geriye doğru dönüşümleri işte katıdan plazmaya gidiş, plazmadan tekrar katıya gidiş bunlar gösterilmiş zaten bizim ilkokuldan beri bildiğimiz kavramlar değil mi? Katıdan sıvıya geçme olayına biz erime diyoruz. Sıvıdan gaza geçme olayına buharlaşma diyoruz. Gazdan plazmaya geçme olayına iyonizasyon diyoruz. Tam tersini düşündüğümüzde ise plazmadan gaza deiyonizasyon, gazdan sıvıya yoğunlaşma, sıvıdan katıya donma denir. Gazdan eğer biz direkt olarak katıya geçiyorsak süblimleşme, katıdan direkt olarak gaza geçiyorsak bu olaya da kralılaşma adı verilir. Bunlar bizim zaten ilkokuldan beri bildiğimiz, öğrendiğimiz kavramlar. Özellikle bakın bazı oklar kırmızıyla bazı oklar ise maviyle gösterilmiş. Burada kırmızıyla gösterilen oklar hal değişimi için bu adamlara ısı enerjisi verilmesi gerektiğini gösterir. Yani katıdan sıvıya geçerken ne yapmamız gerekiyor? ısı enerjisi vermemiz gerekiyor katıya. Tam tersi olduğunda sıvıdan katıya geçerken ise sıvıdan bizim ısı enerjisi almamız gerekiyor ki katı olsun. Isı enerjisi alarak gerçekleşiyorsa hal değişimi biz bunu mavi mavi ile göstermişiz. Eğer ısı enerjisi vererek gerçekleştiriyorsak bunu kırmızı ile gösteriyoruz. Dikkat edelim. Tekrardan hatırlayalım. Madde hal değiştirirken sıcaklığı sabittir. Yani sıcaklığa ısı grafiğine dikkat edin. Isı enerjisi ne olmuş? Sürekli olarak artmış. Ancak sıcaklık değeri buradan herhangi bir yere gitmiyor. Yani sıcaklık sabit kalmış. Hal değiştirirken madde sıcaklığı sabittir. Bunu da unutmayalım. Şimdi karşımıza çok çık, çok sık olarak çıkan bir grafiğe bakıyoruz. Bu grafiğe baktığımızda ilk önce hemen aa şöyledir böyledir diye doldurmaya başlamıyoruz. İlk önce grafiğin ne grafiği olduğunu öğrenmemiz lazım. Bakıyoruz grafik sıcaklık zaman grafiği. Bakıyorum burada sıcaklık zamanla nasıl değişmiş. Sıcaklık artıyor, sabit kalıyor artıyor, tekrar sabit kalıyor, tekrar artıyor. Sıcaklığın sabit olduğu yerde madde hal değiştiriyordur. Burada madde katı halden gaz hale geçiyor. Çünkü biz ne yapmışız? Burada sıcaklığını arttırmışız ısı enerjisi vererek ve iki kez hal değiştirmiş. Yani sıcaklık iki kez sabit kalmış. Bu da bize maddenin iki kez hal değiştirdiğini gösterir. Burada dikkat ediyoruz. Başlangıçta madde katı halde. Burada hal değiştiriyor, erimeye başlıyor. Burada katı artı sıvı şeklinde görüyoruz. Çünkü elimizde diyelim ki bir buz parçası var. Bunu böyle çakmakla yaktığımızda direkt ve laps diye sıvıya dönüşmez öyle değil mi? Yavaş yavaş ilk önce bir miktar sıvı, buz, sıvı, buz sonra tamamen hepsi sıvı olur ve hiç buz kalmaz. Buraya baktığımızda ise burada madde tamamen sıvı haldedir. Burada nedir? Sıvı artı gaz haldedir. Çünkü hal değiştiriyor. Ve sonuncusunda ise sadece gaz haldedir. Bunlara dikkat edelim. Burada başka neyi kullanabiliriz biz? Sıcaklık değişiminin olduğu yerlerde yani 1'de, 3'te ve 5'te bizim kullanacağımız denklem transfer edilen ısı enerjisini merak ediyorsak mc delta t denklemini kullanacağız. Ancak 2 ve 4'te burada hal değişimi olduğu için sıcaklık sabittir. Transfer edilen ısı enerjisini bulmak istiyorsak m çarpı l denklemini kullanacağız. Sonrasında 2 ve 4'te hal değiştiriyor dedik. Başka neler söyleyebiliriz? 1 numaralı bölgede madde katıdır, değil mi? Buz haldedir. Yani suyu düşünecek olursak buz haldedir. 2 numarada hal değiştirmeye başlıyor. Katı artı sıvı yani buz ve su karışık bir görüntü var. 3 numarada tam şu bak T2 anından itibaren tamamen erittik biz buzu. Bu yüzden burada sadece sıvı haldedir. 4 numaraya baktığımızda yine hal değiştiriyor. Sıvı artı gaz birlikte ve T4 anından itibaren hal değişimi tamamlandı. Sadece gaz haldedir. Karışık bir görüntü yoktur. Şimdi notumuza bakalım bir. Su için dış basınç artarsa veya tuz eklenirse kaynama noktası yükselir. Yani maddelerin kaynama noktasını etkileyen basınç gibi içerisine başka bir madde atılması gibi faktörler vardır. Tuz eklersek başka bir madde ile çözdürürsek ya da dış basınç artarsa kaynama noktası yükselir. Daha genç kaynar. Daha geç kaynar kim için su için tabii ki. Dış basıncın artması erime noktasını da düşürür. Yani basıncın hal değişimine bir etkisi vardır. Bunu basınç ve kaldırma kuvveti ünitesinde de söylemiştik. Şimdi ısıl denge konusuna gelelim tekrardan. Dersin başında anlatmıştık. Sol tarafta bir sıcak madde var. Sağ tarafta bir soğuk madde var. Bunlar birbiriyle temas halinde oldukları zaman ne oluyordu? Bir süre sonra bu adamların sıcaklıkları eşitlenecek. Başka sıcak olan soğuk olana enerji verecek ve bunların sıcaklıkları eşitlenecek. Bak iki tane bilmen gereken şey var. Eğer ısıl denge söz konusuysa yani aynı ortamda birbiriyle temas halinde olan maddeler varsa bir şunu bileceksin. Bu adamların son sıcaklıkları eşit olacak. Bak görüyor musun? Son durumda herkesin sıcaklığı eşit olur. Ve sıcak olan soğuk olana enerji verir. Soğuk olan da o enerjiyi ne yapar? Alır. Yani birinin verdiği enerjiyi diğeri alıyor. Bu yüzden alınan enerji verilen enerjiye eşittir. Bunları bilmemiz bize bu konuyla alakalı soruları çözdürür. Isıl denge varsa son sıcaklıklar eşittir. Bir de Alınan ısı enerjisi verilen ısı enerjisine eşittir. Zaten biz bunları değil mi? macit şeklinde yazıyoruz. Ne olduğunu da biliyoruz. Herhangi bir problem yaşamayı sorusu karşımıza geldiğinde bu iki bilgiyi kullanmayı unutmuyoruz. Son sıcaklıklar birbirine eşit olacak. Bir de alınan ısı enerjisi verilen ısı enerjisine eşittir. Şimdi bir notumuz var. Yani not demeyelim. Aslında bir soru görüyoruz burada. Buradaki soruya baktığımızda yani bilgiye baktığımızda şimdi buz ve suyla alakalı bazı sistemler var. Bu sistemlerle ilgili karşımıza çıkabilecek tüm soru tipleri sorulabilecek her şeyden bahsedelim konuşalım istiyorum o yüzden buraya böyle sorudur örnektir gibi yazmak istemedim her şeyi konuşalım burada suyun üzerinde bir miktar buz yüzüyor şimdi neler olabilir bir kere şunu bilmemiz gerekiyor su Suyu da belirtelim şu şekilde. Suyun da buzun da sıcaklıkları 0 santigrat derece ise hiçbir şey olmaz. Yani buradaki buz erimez ya da buradaki su donmaz. Su ve buz birlikte takılabilirler. Su ve buzun birlikte takılacağı, böyle bu şekilde erimeden veya donmadan kalabileceği tek bir sıcaklık değeri vardır. O da 0 santigrat derecedir. Çünkü 0 santigrat derece su içinde, buz içinde hal değiştirme sıcaklığıdır. Şimdi bu 0 santigrat derece olsun mesela su sıfırın üzerinde 7 olsun 8 olsun santigrat derece olsun bak su 7 8 buz ise 0 santigrat derece ne olacak buz erimeye başlar tam tersini düşünelim su 0 santigrat derece buz ise sıfırın altında eksi 3 eksi 5 gibi bir sıcaklık değerine sahip bu sefer ne olacak buz suyu dondurmaya başlayacaktır bu iki bilgiyi unutmayın. Şimdi bakalım buraya. Grafikten yola çıkarak neler olduğunu görelim. 0T zaman aralığında buz erimiştir. Buzun sıcaklığı sabittir diyor. Niye böyle bir şeyden bahsediyor? Suyun kütlesi zamanla artmış. Suyun kütlesi zamanla niye artar? Dışarıdan biri bu kabın içerisine su boşaltmadığına göre bu suyun kütlesini artırabilecek tek bir şey var. O da buradaki buzun erimesidir. E buradaki buz eriyorsa erime nedir? Hal değişimidir. Hal değişimi olduğu için buzun sıcaklığı sabit sabittir. Yani burada buz eriyor. Suyun ne oluyor? Miktarı artıyor. Buz eridiği için hal değişme olduğu için buzun sıcaklığı sabittir. Bak buna çok dikkat ediyoruz. Sonrasında ise T2T zaman aralığında ne olmuş? Suyun kütlesi değişmemiş. Yani artık bu saatten sonra bir e, erime olayı falan gerçekleşmemiş. Buraya baktığımızda T2T zaman aralığında buzun tamamı erimeliyse yani biz diyelim ki bu buzun bir miktarını erittik yani bir kısmını erittik yüzde beşini falan erittik halen daha buz var ne demek bu dışarıda hala buz var Burada su var ve buz erimeye devam etmiyor. Bak grafik sabit kalmış. Ne anlayacağız buradan? Demek ki su ve buz bunlar birlikte takılıyorlar. Bunlar birlikte takılıyorlarsa bunun tek bir tane yolu vardı. Biraz önce söyledim. O da nedir? 0 santigrat derecedir. Su da buz da 0 santigrat derecedir. Denge sıcaklığı 0 santigrat derece olmuştur. Şimdi bakın bir daha rakamlarla bahsedelim. Daha iyi olsun. Mesela diyelim ki suyun kütlesi 3M kadar olsun başlangıçta. Daha sonrasında ise suyun kütlesi ne olsun 4m'ye çıkmış olsun. Buzun kütlesi ise başlangıçta 3m kadar olsun. Şimdi bu grafiğe baktığımda neyi görüyorum ben? Suyun kütlesi 3m'den 4m'ye çıkmış, değil mi? Yani m kadar buz erimiş. Burada m kadar buz erirse ne olur? Hala 2m kadar buz var. Ancak ne olmuş? Suyun kütlesi bir yerden sonra sabit. Erime işlemi devam etmemiş. Yani buradaki su 1 m kadar eritmiş, daha sonra eritememiş, sabit kalmış. Yani yalnızca biz 1 m buz erittik. Sadece 1 m buz erittiysek halen daha burada ne var? 2 m buz var. Bu 2 m buz suyun üzerinde yüzmeye devam ediyor ve erime işlemi falan da gerçekleşmiyor. Bu ikisi birlikte takılıyorlar. İşte bu ikisinin birlikte takılmasının tek bir sebebi vardır. O da denge sıcaklığının 0 santigrat derece olmasıdır. Isı enerjisini aktarma yolları bunlara bakalım şimdi iletim konveksiyon ve ışıma sorularda deneme sınavlarında sıklıkla karşımıza geliyor yukarıda işte bazı bilgilerden bahsediyor diyor ki bunlardan hangisi iletimdir hangisi konveksiyondur hangisi ışımadır bunları eşleştirelim diyor ya da kendisi eşleştiriyor doğru mudur yanlış mıdır diye soruyor. Hemen bir bakalım ısı enerjisini aktarma yollarından ilki iletimdir iletime baktığımızda bu katı maddelerde gerçekleşir ve mutlaka dokunma ve temas olmalıdır. Örneğin mesela buradaki mum ne yapıyor? Demir çubuğu ısıttı. Demir çubuğu ısıttıktan sonra yani ısı enerjisi aktardıktan sonra biz geldik elimizle buna dokunduk. Ne olur? Elimiz yanmaya başlar. Burada demir çubuktan elimize ısı enerjisi dokunma yoluyla yani iletimle transfer edilmiş olur. Daha sonra bak burada ne yapıyoruz biz? Tavayı ısıttık değil mi? Tava şu an cayır cayır yanıyor. Bunun üzerine yağı bıraktığımız zaman tereyağı bıraktığımız zaman değil mi erimeye başlayacak. Buradaki ısı enerjisini aktarma yine ne ile gerçekleşir? İletim ile gerçekleşir. Özetle iletim olabilmesi için katı olması lazım ve dokunma temas olması gerekir. Konveksiyon Konveksiyon sıvı ve gazlarda görülür ısınan taneciklerin yer değiştirmesiyle gerçekleşir. Biz hava moleküllerini ısıttığımız zaman ne olur? Genleşme olur değil mi? Bunu ben madde özelliklerinde de anlatmıştım. Bakın D eşittir. M bölü V öyle değil mi? Biz havayı ısıttığımız zaman ne oluyor? Genleşme oluyor. Yani hacmi büyüyor. Hacmi büyürse öz kütlesi ne olur? Küçülür. Öz kütlesi küçüldüğü için hava molekülleri böyle yukarıya doğru hareket etmeye başlamaz mı? Başlar. Yani öz kütlesi küçülen hava molekülleri yukarıya doğru hareket ederek ne yapar? yukarıdaki hava molekülleriyle yer değiştirir. Yani sıcak soğukla yer değiştiriyor. Hava moleküllerinin bu şekilde yer değiştirerek bizi ısıtması olayı konveksiyon ile gerçekleşir. Bu olay sıvılarda ve gazlarda görülür. Mesela kalorifer petekleri, daha sonrasında sobalar veya diyelim ki odanın ortasında bir su kaynatıyoruz. Su kaynatırken kanter içerisinde kalırsın değil mi? Ne olur yine burada konveksiyon ile ısı enerjisi aktarılmış olur. Yani ısı enerjisini moleküllerin birbiri içerisinde yer değiştirme sayesinde gerçekleştiriyorsan bu konveksiyondur. Şimdi sonuncusuna bakalım. Sonuncusu ise ışımadır. Işıma ışık ile enerji aktarma yoludur. Yani ısındığı zaman bir madde ne oluyor? Etrafı ışık yayıyor. Bizi de ısıtıyor. Bu da ışıma yoluyla ısı enerjisini aktarmanın bir yolu. Şimdi basit bir görsel çizmek istiyorum. Bakın burada diyelim ki bir tane mum var. Biz bu muma Elimizi diyelim ki bir üstten dokunuyoruz. Dokunmuyoruz da aslında elimizi bir miktar yukarıda tutuyoruz. Daha sonrasında elimizi böyle yandan tutuyoruz iletim, konveksiyon, ışıma hangisiyle ısı enerjisi elimize transfer edilmiş olur. Şimdi burada gençler bunu da farklı kalemle göstereyim. Bakın bu mumun Şöyle maviyle gösterdiğim yerden elimizi tutarsak, yani mumun üzerine böyle elimizi tuttuğumuzda bak, muma dokunmuyoruz ya. Mumdan şöyle belli bir miktar uzaklıkta elimizi şöyle yukarıda tutuyoruz. Elimiz bir süre sonra ne olur? Isınmaya başlar. Elimize aktarılan bu ısı enerjisi konveksiyon ile aktarılır. Neden? Çünkü buradaki hava molekülleri ısınıyor, ısınınca yukarıya çıkıyor. Hava molekülleri yer değiştirdiği için bu maviyle gösterdiğim yere elimi koyarsam burada ısı enerjisini aktarma konveksiyonla gerçekleşir. Ancak elimizi biz böyle yanda bir yerde tutarsak ne olur? Yanda bir yerde tuttuğumuzda ise burada ısı enerjisini aktarma ışıma ile gerçekleşir. Işıma ile ısı enerjisi aktarılırken bakın böyle ısı enerjisi paralel bir şekilde aktarılır. Böyle paralel bir şekilde ısınma görüyorsak biz bu ışıma ile ısı enerjisini aktarmadır. Ancak hava moleküllerinin yükselmesi birbiriyle yer değiştirmesi yani elimizi mavi ile tuttuğumuz yerde gösterirsek o zaman konveksiyon ile bu enerji aktarılır. Zaten elini gelip böyle muma caart diye dokundurursan bu nedir? Bu da iletim ile transferdir. Bunlara dikkat edelim. Bakın burada aslında yani bir sürü sorunun cevabını vermiş olduk. Soru bankalarındaki deneme sınavlarında karşımıza çıkan o 1 2 3'lü öncüllü sorulardan birçoğuna cevap vermiş olduk. Katı maddelerde ısı enerjisinin iletim hızı, ısı enerjisini iletirken yani dikkat etmemiz gereken bazı olaylar var. Tabii ki maddenin türüne bağlıdır, kalınlıkla ters orantılıdır, kesit alanla doğru orantılıdır, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkıyla doğru orantılıdır. Peki bu katı maddelerde ısı şey enerjisini iletim hızı dediğimiz kavram yani tam olarak nedir? Ya yani böyle hayal etmeye kalktığımızda nasıl bu olayı tanımlayacağız? Ondan bahsedelim. Mesela diyelim ki soğuk bir havada biz bir tahta sandalyeye oturduk, bir de metal sandalyeye oturduk. Şimdi tahta sandalyenin de sıcaklığı dışarıdaki sıcaklık neyse odur. Metal sandalyenin de sıcaklığı dışarıdaki sıcaklık değeri neyse odur. Ancak metale oturduğumuz zaman ne olur? Hemen bir anda böyle sıcaklığı daha yüksek bir şekilde hissetmeye başlarız. İşte burada sıcaklığı böyle yüksek bir şekilde hissetmemizin sebebi ısı iletim hızıyla alakalıdır. Yani ısı iletim hızı daha yüksek olduğu için ne olacaktır? Biz sıcaklığı daha farklı bir şekilde hissedeceğiz. Sıcaklık doğrudan bizim vücudumuza iletilmiş olacak. Doğrudan bize iletildiği için de biz daha soğuktur diyeceğiz. Anladık mı? Yani diyelim ki sıcak bir gün. Hava cayır cayır yanıyor. Dışarısı 30 santigrat derece. Dışarıda bir tahta sandalye var. Bir de metal sandalye var. Şimdi ikisi de dışarıda. İkisi de 30 santigrat derece. Ancak metale oturmanla kalkman bir olur. Hemen ne olur? Yanmaya başlarsın. Bunun sebebi nedir? Isı enerjisini iletimi metalin çok çok iyi olmasından kaynaklıdır. Hissedilen ve gerçek sıcaklık zaten adı üzerinde gerçek sıcaklık dediğimiz kavram termometrenin ölçtüğü değerdir. Termometrenin ölçtüğü değer gerçek sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık ise nem gibi daha sonrasında vücudumuza giydiğimiz bazı kalın maddeler gibi bizim sıcaklığı olduğundan daha yüksek hissetmemiz hissedilen sıcaklıktır. Ya da kışın rüzgar estiği zaman sıcaklığı olduğundan daha düşük hissetmemiz bu da nedir yine hissedilen sıcaklık. Yani hava durumunda çok sık görürsün mesela der ki sana İstanbul 34 derece güneşli ama hissedilen 37 derece der. Bu nemin etkisinden dolayıdır. Aslında orada ölçülen sıcaklık nedir? 34'tür bu gerçek sıcaklıktır. Ya da hava sıcaklığı 20-25 santigrat dereceyken üzerimize böyle kalın kalın 3 kat 4 kat giydiğimizde ne olur? Daha farklı hissederiz, daha sıcak hissederiz, yanmaya başlarız. Bu nedir? Bizim hissettiğimiz sıcaklık. Küresel ısınma kavramlarından da bahsedelim. Çünkü hiçbir konu başlığını atlamıyoruz gençler. 9. sınıfta ısı ve sıcaklıkla ilgili müfredatta ne verildiyse, neyi bizim bilmemiz gerekiyorsa... TYT müfredatında ne varsa hiçbir başlığı atlamadan ya bunları da zaten bilirler demeden her türlü konu başlığını anlatıyoruz burada. Atmosfere bırakılan karbondioksit gibi sere etkisi yaratan gazların sebep olduğu denizlerin ve yer kabuğunun sıcaklık değerindeki artışa biz ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Dünya üzerine düşen Güneş ışınlarından çok dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ya ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur. Biz bu olaya sera etkisi diyoruz. Sera etkisini anlamanın bakın aslında en basit yolu yazın biz arabalarımızı böyle güneşin altında bir yere park ettiğimizde sonra gittik bir yerde bir çay kahve içtik. Tekrardan arabamıza bineceğiz, seyahat edeceğiz. Arabanın kapısını açtığın anda içeriye oturduğun morası cayır cayır cehennem gibi olur. İşte bu sera etkisidir. Oraya gelen güneş ışınları o arabanın içerisinde kalmış. Bir yere çıkamamış. Orayı cehennem gibi yapmış. İşte sera etkisi de buna çok benzer. Dünyaya gelen güneş ışınları atmosferdeki bazı gazların etkisiyle orada tutuluyor ve dünyada aynı o arabanın içi gibi cayır cayır yanıyor. İşte biz buna sera etkisi diyoruz. Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? İklim farklılıkları görülür. Susuzluk sorununa neden olur. Buzulların erimesine ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olur ve deniz seviyesinin yükseldiği bazı yerlerde bazı şehirlerin, kasabaların suların altında kalmasına neden olur. Küresel ısınmaya karşı alacağımız önlemler sera gazı etkisini azaltacak önlemler olmalı. Tasarruflu ampuller kullanılmalı, araçlara filtre takılmalı, sıcak su ihtiyacı güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanmalıdır. Şimdi geliyoruz. Konumuz genleşme. Genleşme de ÖSYM'nin çok sevdiği başlıklardan birisi. ısı alan maddelerin boyutunu büyütmesine ısı veren maddelerin ise boyutunu küçültmesine biz genleşme diyoruz. Günlük hayatımızda biz birçok yerde bunu görüyoruz aslında. Bakın burada bir tren rayı görüyoruz. Arasına boşluk bırakılmış. Neden? Çünkü yazın hava sıcaklığı arttığında ne olacak? Buradaki metalin boyutu büyüyecek ve bu boşluğu dolduracak. Sen buraya boşluk koymazsan burada çatlamalara neden olur. Bakıyoruz sonra elektrik telleri elektrik telleri yazın böyle daha sarkıktır. Bunun sebebi genleşme, bu adamların boyutunu büyütmesinden dolayıdır. Ya da köprülerin girişlerinde böyle pençelenmiş böyle metaller vardır. Bunların arasında boşluk vardır. Bunun da sebebi nedir? Yine genleşmedir. Fayanslar döşenirken yine genleşme payı yani bir miktar boşluk bırakılır ki sıcaklık arttığında o boşluklar dolsun. Çünkü boşluk bırakmazsan ne olur? Buradaki fayanslar çatlamaya başlar. Buna dikkat edelim. Yani genleşme dediğimiz kavram sıcaklık arttığında yani madde ısı aldığında cismin boyutunu büyütmesi Sıcaklık azaldığında madde ısı verdiğinde boyutunu küçültmesi biz bu olaya genleşme diyoruz. Peki genleşme nelere bağlıdır? Bir boyca genleşme. Boyca genleşmede şöyle aklında şu denklemi tutabilirsin. Bu konuyla ilgili matematiksel bir hesaplama yok. Hadi boyca genleşmeyi hesaplayalım. Boyca genleşme kaçta katıdır? X'in L ise Y'nin kaçtır falan böyle bir şey yok. Biz sadece ne yapacağız? Yorum yapacağız. Buraya baktığımızda boyca genleşme nelere bağlı onları görmüş oluyoruz. İyi bir modelleme. Burada L0 dediğimiz şey maddenin ilk boyutudur. Lambda genleşme katsayısı delta t ise sıcaklık değişimidir. Boyca genleşme yani genleşmenin iyi olması bu üçüyle doğru orantılıdır. Eğer ilk boyun yüksekse iyi genleşirsin. Genleşme katsayın yüksekse iyi genleşirsin. Sıcaklık değişimin fazlaysa iyi genleşirsin. Buraya baktığımızda ilk boyutu L0 olan bir çubuk var. Bu adamın sıcaklığı değişmiş. T2 santigrat derece olmuş. Artmış. Ne olacak? boyutu bir miktar büyüyecek İşte buradaki lambda e, buradaki delta l nedir bu adamın genleşmesidir boyutunu ne kadar büyüttüğüdür Boyca genleşme ile ilgili 3 tane değişkenimiz var bizim. Dikkat etmemiz gereken bir diğer kavram şekildeki metal bir üçgen şeklinde bu adam ısıtıldığında ne olacaktır? X ve Y kenarlarında tabii ki de bir miktar büyüme gözlemlenecek. Büyüme gözlemlenecek. X ve Y kenarları büyüyecek ama aradaki açı değişmez. Aradaki açı sabit kalır. Açı genleşmeden etkilenmez. Sabittir. Şimdi genleşme ile ilgili şuna dikkat edelim gençler. Şimdi X ve Y metalleri başlangıçta eşit boylarda. Eşit boylarda olan X ve Y metalleri ısıtılırsa eğer genleşmesi daha büyük olan daha çok büyür. Yani burada yazalım buraya x büyüktür y diyelim. Yani x'in genleşmesi y'den daha iyi. Ya da x'in genleşme katsayısı y'den daha iyi. Ne demektir bu? Biz bu adamları ısıttığımızda x y'ye göre daha çok büyüyecek demektir. Soğuttuğumuzda ise x y'ye göre daha çok küçülür. Bunu unutmayın bakın. Genleşme katsayısı iyi olan yani iyi genleşen ısıtıldığında herkesten çok büyür. Soğutulduğunda ise herkesten daha çok küçülür. Buraya dikkat. Metal çiftlerine bakalım. Metal çiftlerine baktığımızda ise metal çiftleri birbirine perçinlenmiş farklı cins metallerden yapılır. Buraya baktığımızda yine benzer şekilde X diyelim ki Y'ye göre daha iyi genleşiyor ve bunlar birbirlerine böyle yapıştırılmış. Baktığımızda X Y'ye göre daha iyi genleşiyorsa bu adamları ısıttığımda ne olacaktır? X'in boyutu Y'den daha fazla olacak. Bundan dolayı böyle sağ tarafa doğru bir bükülme gözlemlenecek. Soğuttuğumuzda ise X, Y'den daha iyi genleştiği için X'in küçülme miktarı Y'den daha fazla olacak. E, X daha çok küçüldü bu sefer Y yukarıda kalır sol tarafa doğru bükülme gerçekleşir. Şimdi bunları sağa büktük sola büktük ne oldu? Biz günlük hayatımızda bunu nerede kullanıyoruz? Örneğin yangın söndürme cihazlarında bakın burada bir alarm sistemi var. Bu alarm sisteminde bu elektriksel devrenin çalışması için ne olması gerekiyor? Şuradaki küçük boşluğun dolması gerekiyor, öyle değil mi? Sıcaklık arttığında buradaki metal genleşecek. Bak şöyle sola doğru bükülecek ve ne yapacak? Şuradaki boşluğu dolduracak. Buradaki boşluğu doldurduğu için devre kapandığı ve buradaki alarm ötmeye başladı ve bizim de yangından haberimiz oldu. Çünkü yangın çıktığı zaman sıcaklık artacak. Sıcaklık arttığı için buradaki metal genleşip ne olacak? Bu sol taraftaki küçük boşluğu kapatacak ve elektrik devresi tamamlanacak. Buradan akım geçecek ve zilimiz ötmeye başlayacaktır. Sıvı ve gazlarda genleşme. Sıvılardaki genleşmeden zaten bahsettik değil mi? Sıvılı termometreler var. Sıvılı termometrelerde sıvılardaki genleşme kullanılıyor. Mesela burada da aslında böyle termometre gibi tasarlanmış 3 tane cisim var. Bu 3 tane cismin içerisinde su var. Başlangıçta ılık su var. Bu ılık suyun sıcaklığını arttırdığımızda bak ne olmuş? Suyun miktarı artmış. Soğuttuğumuzda ise suyun miktarı küçülmüş. Burada sıvılardaki genleşmeyi görüyoruz. Daha sonrasında ise sıcak hava balonları. Sıcak hava balonlarında şuradan ateşi yaktığımızda ne oluyordu? İçerisindeki gaz genleşiyordu İçerisindeki gaz genleştiği için D eşittir M bölü V'den genleşti Hacmi arttı Hacmi arttıysa öz kütlesi küçülür Öz kütlesi küçüldüğü için bu adam Yukarıya doğru uçmaya başlıyor Anlaşıldı mı bunlara dikkat Suyun özel durumu Suyun özel durumu da çok sık karşımıza çıkıyor Buna da bir bakalım Suya baktığımız zaman bakın gençler Sıcaklık 4 santigrat dereceye kadar Arttığında Bakın burada ne olmuş hacmi küçülmüş 4 santigrat dereceden 8'e kadar ve sonrasında ise hacminde büyüme gerçekleşmiş. Bakın bu sadece suya özel bir durumdur. Şimdi öz kütlesini düşünelim. Öz kütlesinde ise 4 santigrat dereceye kadar hacmi azalıyordu. Bu yüzden öz kütlesi artar değil mi? Çünkü öz kütle hacimle nedir? Ters orantılıdır. 4'ten 8'e kadar olan durumda hacmi artıyordu. Hacmi arttığı için öz kütlesi ne olacak? Azalacak. Bakın bu sadece suya özel bir durumdur. Peki su bu şekilde bir karakter göstermesi bizim günlük hayatımızda ne işe yarıyor? Bu suyun üstten donmaya başlamasını sağlar ve denizin altında yaşayan canlıların hayatta kalmasını sağlar. Su üstten donmaya başladığı için denizin altında yaşayan canlılar ne olacaktır? Bundan etkilenmeyecektir. Şimdi burada Hemen bir bakalım ben ne anlatmak istemişim. Diyelim ki çok soğuk bir hava var. Hava sıcaklığı eksi 7 santigrat derece. Şimdi burası eksi 7 santigrat derece ise buradaki buzun yüzeyinde de biz neyi görüyoruz? Eksi 7 santigrat dereceyi görüyoruz. Bak tam şu B noktasına baktığımızda buz ve suyun birlikte olduğu durum öyle değil mi? Buz ve suyun birlikte olduğu sıcaklık değeri kaç olabilir? Sadece 0 santigrat derece olabilir. Ve Dibe doğru geliyoruz. Bakın burada C ne olabilir? Dip daha sıcak dedik değil mi? Üstten donmaya başlıyor. Burası 0 santigrat dereceden daha yüksek. Bakın sorularda bunlarla ilgili yorum soruları karşımıza çıkıyor. Dikkat edelim burada B buz ve suyun birlikte olduğu durumdur. Buraya net bir şekilde 0 santigrat derece dersin. A ise doğrudan dışarıdaki havayla temas halinde. Dışarıdaki hava eksi 7 ise A da eksi 7'dir. C noktasına baktığımızda ise 0 santigrat dereceden daha yüksektir ama net bir şey söyleyemiyoruz. Sıfırın üzerinde bir değer olması gerekir. Dersin başında söylemiştik. ÖSYM benzeri sorularımız vardı. Bunlara bakalım şimdi de. ÖSYM'nin sorduğu bir soruya çok çok benzer bir soru. Hemen bakıyoruz. Evin su ihtiyacını karşılamak için bir damacana dolusu su alan Bensu eve geldiğinde de damacana içindeki suyu birbirinden farklı boyutlardaki şişelere dökmüştür. Tamam, kocaman bir damacana vardı. Kocaman bu damacana içerisindeki suyu birbirinden farklı boyutlardaki şişelere döküyor. Şişelere döktükten sonra şişelerdeki su ile ilgili yukarıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir? Bakalım şimdi. Şişelerdeki suların öz ısıları birbirine eşittir. Öz ısı dediğimiz kavram neydi? Küçük c ile gösteriliyordu değil mi? Maddeler için ayırt edici özellikle dersin başında söyledik. Maddeler için ayırt edici özellik. Yani öz ısısı aynı olan maddeler için aynı maddeler olabilirler diyoruz. Öz ısı farklı olan maddeler için kesinlikle farklı maddeler diyoruz. Yani öz ısı dediğimiz kavram neye bağlıdır? Maddenin cinsine bağlı. Sonuçta bir damacana dolusu su da sudur. Şişelerin içerisindeki de sudur. Maddenin cinsi değişmiyor. Her ikisinde de su var. Bu yüzden şişelerdeki suların öz ısıları tabii ki de nedir? Birbirine eşittir. Birinci öncülümüz doğru. İkiye bakalım şimdi. Şişelerdeki suların ısı sahaları birbirine eşittir. Isı sahası neydi? M çarpı C öyle değil mi? Burada C dediğimiz şey öz ısı. Hepsinde su olduğu için C'ler zaten eşitti. Ancak M nedir? Madde miktarı. Biz burada suyu birbirinden farklı boyutlardaki şişelere döküyoruz. Yani bunların miktarları birbirine eşit değil. Miktarları birbirine eşit olmadığından dolayı ısı sahaları birbirine eşittir diyemezsin. Başlangıçta damacana içindeki suyun iç enerjisi su şişelere döküldükten sonraki herhangi bir şişenin içindeki suyun iç enerjisinden daha fazladır. Hemen yazalım buraya. İç enerji dediğimiz kavram nelere bağlıdır? Kinetik enerji, artı potansiyel enerji değil mi? Taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjisinin toplamına biz iç enerji diyoruz. Daha çok tanecik, daha çok kinetik ve potansiyel enerji demek. Yani maddenin miktarı arttığında, kütlesi arttığında iç enerjide artacaktır. Bundan dolayı başlangıçta damacananın içerisindeki suyun iç enerjisi şişelerin her birindekinden daha fazladır. Çünkü damacananın içerisinde daha fazla su var. Bu yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Bakın oldukça kolay bir soru. ÖSYM bunu sordu. Şimdi ÖSYM benzeri ikinci sorumuza geçelim. Bu soruya baktığımızda ise maddeler ısıtıldığında boyutu büyür, soğutulduğunda ise boyutu küçülür. Bu olaya biz genleşme diyoruz. Buna göre olaylarından hangileri genleşmenin bir sonucudur? Elektrik tellerinin yaz aylarında kışa göre daha sarkık olması. Evet elektrik telleri yaz ayları geldiğinde boyutunu küçür, boyutunu büyütür. Biraz daha böyle sarkık bir şekilde dururlar. Yangın alarm sistemlerinde metal çiftlerinin kullanılması. Biraz önce elektrik devresini göstermiştim değil mi? Elektrik devresine baktığımızda ise neyi görüyoruz biz? elektrik devresi üzerinde metal çifti genleşerek devreyi tamamlıyor ve devreyi tamamlayarak yangın alarm sistemi çalışmaya başlıyor. Yani yangın alarm sistemlerinde metal çiftleri genleşmenin sonucunda elektrik devresini kapatır tren rayları arasında boşluk bırakılması. Evet bu da bir genleşmenin sonucudur. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Bakın böyle basit soru sorar mı ÖSYM demeyin. Bu sorunun çok çok benzeri karşımıza çıktı. ÖSYM bunu TYT sınavında sordu. Aman dikkat. Şimdi ödüllü sorumuza geliyoruz. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlarda görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.